Elinoğlu ekibinin renkli üyelerinden biri olan Danino'nun İtalyan bir şef olduğunu biliyorsunuz. ATV'nin başarılı programı Zahide ile Yetiş Hayatı'dan tanıdığımız Danino'nun şefliğini biz de daha yakından tanımak için özel bir çekim gerçekleştirdik. Bakın İtalyan şef Dizi TV izleyicileri için ne pişirdi? Merhaba. Tohu aşağı. Taladamak için yani. Tanıdığınız için. Ama mikrofon var. Sağ ol eşim. İşte bu. Danilo Zanna. Komik Türkçesi, hareketli yapısı ve her zaman gülen yüzüyle ATV izleyicisinin gönlünde kısa sürede taht kuran Elinoğlu ekibinin eğlenceli karakterlerinden biri. Bu hava sensiz baya havasız. Gözlük çok güzel ha. Gözlük. Bu şey değil abicim. Burizki değil, Burizki de. İtalya'da şef olarak çalışırken bir Türk kızına aşık olup yerini yurdunu bırakan ve Türkiye'ye yerleşen Danilo, ülkemizde hem bir aile kurdu hem de yeni bir kariyer. Danilo'nun bir televizyon starı olduğuna şüphe yok. Ama o öncelikle bir aşçı. Ve biz de bu yüzden kendisini mutfağında ziyaret ediyoruz. Evet Danilo, şimdi yaz geliyor, havalar ısındı biliyorsun, biz hemen pazartesi günleri rejime başlar, hafta sonu bozarız ama bizim için böyle rejime girmeden sağlıklı, düşük kalorili, lezzetli ne pişirebiliriz? Aa, ama siz rejim gerek yok ha, bir şey söyleyebiliriz tabii ki de yani, siz maniken gibi yani, her süpersiniz şey. Ya. İltifatlarla başlayan sohbet Danilo'nun özel tarifiyle devam ediyor. Sizin için bu güzel somon hazırladı. Açıkçası somon tam rejimi balık değil yani. Niye, kalorisi mi yüksek? Çok yağ var. Ha. Tabii ki de, tabii ki de. Normalde rejim için somon yasak yani. Çünkü çok yağlı bir balık. Olsun ama o kadar lezzetli ve o kadar seviyorum ya. Ve tam şey, yaz içinde biliyorsun böyle bir balık sezon değil. Evet. O zaman somonu bayağı güzel olabilir evet, yani. İşimi kolay, hazırlaması kolay. O kadar basit ve o kadar lezzet ya. Siz şaşıracaksınız ha. Açık söyleyeyim ya. Ve ben bütün yaz sebze kullanacağız bu somon pişirmek için. Yanında inanılmaz lezzetli bir kırmızı biber, şişko. Kırmızı biber sos yapacağız ve bir tane inanılmaz lezzet naneli bezelli sos. Danilo somondan önce yemeğin garnitürü olan sosları yapmaya başlayacak. Ama önce biz malzemeleri sizlere hatırlatalım. Kırmızı biber reçel yapacağız. Bu inanılmaz değişik bir sos. Ve reçel ama değişik bir reçel. Ama tatlı değil, içinde şeker değil, yok. Değil, değil, değil. Değil, değil. Abi, kesinlikle yok. Burada tek kırmızı biber var. Şişko, biliyor musun şişko dolmalı var ya? Aynen öyle. Okay. Yanında bezelye. Biraz önce ben aşladı. Normal bezelye. Yanında nane tabii ki de. Taze nane. Biraz soğan. Burada haşhaş var. Şey, tohu. Tohu haşhaşı. Tohum, aşağısı tohum arkadaşlar, böyle bir tohum bu somon için kullanacağız. Biraz badem, file badem, tabii ki de file badem ve bu benim, Türkiye benim favori yemek sevgili arkadaşlar, deniz bölgesi. Burada biraz taze kekik, güzel ve şey ve limon. Danilo'nun öve öve bitiremediği kırmızı biber sosunun nasıl yapıldığını öğrenelim şimdi de. Güzel temizleyeceğiz ve aynen öyle. Blender'dan geçeceğiz. Püre haline mi getiriyoruz? Aynen öyle. Tamam. Sonra süzgeçten geçiyoruz. Tamam. Su alıyoruz. Tamam. Kaldı biber başka bir yemek için kullanabilirsiniz. Tatını şu an için kullandım. Aynen öyle. Tamam. Su burada işte. Süzdüğün suyun burada. Pişirmedin hiç. Hiç pişirmedi. Aynen öyle. Şimdi ben ocak üstünde koyuyorum ve yavaş yavaş pişireceğiz. Önceden haşladığı bezelyelerden yapacağı sosla sıra. Akdeniz mutfağının olmazsa olmazı zeytinyağı ile soğan soteleniyor ama önemli bir püf noktası var. Soğan ekliyorum ve soteliyorum. Burada. Soğanları öldüreceksin. No, öldürmeyeceğim. Soteleyeceğim. Canlı bir ateş, soğan şok olacak ama böyle bir çıtır çıtır kalacak. Peki Türk yemekleri nasıl senin için çok zengin bir mutfak olarak geldi mi? Ben çok seviyorum. Vallahi ben... En sevdiğin en favori. Münker beğendi. Beğendi. Münker. Münker. Münker beğendi. Bezelye sosuna tuz ve karabiber de eklenip biraz pişirildikten sonra... Biraz da su ekliyorum. Bu arada biber sosu da suyunu çekti. Tam böyle bir domates sos gibi gözüküyor. Evet.
Ama ne zaman biraz soğuk olacak, tam reçel gibi olacak. Koyunca koyulaşacak iyice. Tabii ki de. Bir tutam tuz. Şimdi burada sos. Peki şimdi sana bir şey soracağım. Hani derler ya makarna kilo aldırır. Ama siz ülkenizde de sürekli makarna tüketiyorsunuz. Ama herkes orada çok fit görünüyor. Ne zaman makarona fazla pişiyor. Zaten aha. Türkiye siz böyle yiyorsunuz makarona. Evet, dişleri ancak kesiyorlar. Yani makarona zaten kalmadı, bu kadar aşağıda ya. Ama sonra mide bulanıyor. Ve sizin metabolizm yavaşlıyor. Hamur gibi oluyor diye. Tabii ki de. Ama ne zaman makarona az pişmiş oluyor, al dente. Tam çiğ değil yani ama böyle bir biraz evet, şey. Evet. O zaman makarona daha çabuk pişiriliyor. Aynen öyle ve çabuk yakılıyor. Bu kadar. Bu kadar. 2 yaşında bir oğlu olan Danilo çocuk beslenmesiyle ilgili de önemli bilgiler veriyor. Biz de yoğurt hiç almıyoruz ha. Eşim evet, yapıyor. Öyle. Tabii ki de. İnanılmaz lezzet yani. Sonra şey mesela bizde bütün makarona, bütün şeyler biz yapıyoruz. Biz de, tabii ki de, tabii ki de. Benim oğlum hiç bir kuru makarona hayatta yemedi daha. Süper. O kadar yani. Sonra mesela biz de şey yapıyoruz. Bütün konserve. Mesela geçen yaz Eylül'de ne zaman Eylül geldi? Domates konserve yaptı, patrikan yaptı, enginar yaptı, her şey yaptı yani. Tabii ki de. Bak evde böyle bir yerde konserve var zaten ya. Sağ ol eşim. Deniz börülceleri de bu arada aşılandı. Ve çalışma sırası da Didem'e geldi. Şimdi burada temizliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Buradan tutuyorum. Tamam. Buradan yavaş yavaş çıkarıyorum. Böyle böyle. Böyle böyle. Kılçığını çıkardım. Burada işte. Bizim garnitür olacak. Bak. İnanılmaz lezzet. Sonra biz bu börünce tavadan sarımsak ve limon beraber soteleyeceğiz. Yemek yaparken dedikodu yapmadan olmaz. Danilo ile Elinoğlu ekibinden arkadaşlarını çekiştiriyoruz. Güzel bir program çekiyoruz ve aynı zamanda çok iyi arkadaş buldu yani. O süpermiş. Ama biraz beni kıskanıyorlar biliyor musun? Böyle var, iki kişi var. Bu Robby. Şey mi? Robby, yok Chubby değil ya. Robby ve Antonio, Amerikalı ve İngiliz var ya. Beni çok kıskanıyorlar ha. Çünkü bana söylüyor, Danilo sen her zaman sen konuşuyorsun. Bana söylüyor. Sen o kadar çok konuşuyorsun ki. Yani artık sizin mahallede herkes herhalde kulaklık takıyor. Abicim, mikrofon, mikrofon. Abicim, mikrofon. Abicim, oğlum mikrofon versene, gel buraya. Abicim, abicim. Chubby o iyi bir çocuk ama Koreli hiç bir şey anlamıyor. Öyle bir problem var. Yani Koreli öyle zaten. Japon bir Koreli öyle. Yayın boyunca bunun sırtını görmek zorunda mıyım ya ben? Evet en talihsiz ay, sensin bak Burcu'yu göremiyorsun. Burada kesmişsin beni böyle. Sen sevgili var oğlum. Ne alakası var? Senin kendin var ya. Sonra şey var. Manuel var. O Manuel zaten benim kanka. Yani bizim şey. Aynı düşünüyoruz. Volare o cantare o ne blu ni pinto ni blu. Felice mi sarerà Manuel en yaşlı zaten aa, yani. Hürmetsiz. Tabii ki de. Tabii ki de. Şey de var. Aslında Antonio yaşlı ama o kafa çocuk gibi ya. O işte yani öyle bir evet, evet. Ve şimdi de bezelye sosuna geri dönelim. Ben biraz da tuz ekledim ama karabiber yok arkadaş. Yok çünkü karabiber ve nane beraber çok şey yakışmıyor yani. Çok güzel olmuyor yani. Sıra deniz börülcesinde. Tabaya biraz zeytinyağı koyup sarımsakları bütün haliyle içine atıyoruz. Bir tutam tuz. Böyle ve karabiber arkadaşlar. Koyuyoruz. Evet burada koyuyoruz. Bayağı koyuyoruz. Süper burada soteleyeceğiz. Aynı zamanda bezelye devam ediyor. Ve sıra somonda. Normal bir somon filetto böyle bir kesti. Sizin hangi şekilde seviyorsunuz kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Şimdi bizim haş tomu kullanacağız. Böyle. Sadece dış kenarları. Aynen öyle. Ve piramit gibi. Böyle. İnanılmaz ama siz de mutfakta bayağı becereceksiniz he. Didem'in mutfak becerisini gören Danilo kadınlara da seslenmeden yani. Edemedi. Tecrübeli kadene kalmadı ha mutfakta da hani. Valla dikkat et arkadaşlar sonra koca bulamazsınız ha. Bu çok önemli bilgiden sonra somonun pişirme süresine dikkat edelim. Somon tavadan tam
Bir dakika, iki dakika pişireceğiz yani. İçi yıkamayacak mı içi? Somon pembe rengi. Evet. Ne zaman beyaz oluyor artık hiçbir şey kalmadı. Çok. Yani ne protein, ne vitamin, hiçbir şey yok. Zeytinyağlı deniz börülcesi eşliğinde kırmızı biber ve bezelye sosuyla tatlandırılan haşhaşlı somon servise hazır. Afiyet olsun. Ve işte final. Final. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun.